Sen çok görgülü ve bilgili bir kızsın. Sana ne öğreteceğim? Ha, ama burası artık senin de evin ve bu ailedeki bütün fertleri kabul etmen gerekiyor. Tamam mı? Ve burası da senin odan. Ragini, aslında biz bilmiyorduk. Sen onu boş ver, dinlen biraz ve... Parinita, Ragini'nin babaanneleri geldi. Sen onlara çay götür lütfen. Peki yenge. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinmeden bana söyle. Tamam mı? Yenge, bana yardım edebilir misin? Benden ne için yardım istiyorsun? Yenge. Yenge, odam çok iyi süslenmiş. Sadece şunu atabilir miyiz lütfen? Baştan dinlemem gerekirdi. Tıpkı bu kalemun gibi renk değiştiriyorsun sen. Ama sabrını sakın sınama. Yoksa hemen aşağı inip herkese yaptıklarını anlatırım ona göre. Neden böyle yapıyorsun yenge? Neden mi? Çünkü oğluma çok iğrenç bir oyun oynadın sen. Ben oyun oynamadım yenge. Sanskar beni yarı yolda bıraktı. Svara'nın evinde. Planımız bu eve Svara'nın değil benim gelmemdi yenge. Ama Sanskar sonra bana düğünün olmasını, kabul etmemi söyledi. Ben hayatımda ilk defa kaderimi değiştirme şansım vardı. Ben ne yanlış yaptım yenge? Sen ne kadar da düzenbazmışsın böyle. Yaptıklarından sonra bir de gelmiş masum numarası yapıyorsun bana, öyle mi? Öfkeni anlıyorum yenge. Ama istersen Sanskar'ın yine bu ev alınmasını sağlayabilirim. Vay. Abim sana hayır duası bile etmedi. Ama sen Sanskar'ı eve getirebileceğini düşünüyorsun, öyle mi? Üç saat önce kendimi öldürmeye çalıştım ben. Bu şekilde herkesin sempatisini kazandım. Eğer yine yaparsam, Sanskar yarına kadar bu eve dönmüş olur. Ama Sanskar'ın da söz vermesi gerek. Bir daha Lakşya ile benim arama girmemeli. Sana yemin ederim yenge. Sanskar'ı herkesin önünde ifşa etmemin tek sebebi Lakşa'yı kazanma çabamın boşa gitmemesiydi. Yoksa benim kimseye düşmanlığım falan yok. Kimsenin bir şey kaybetmesini istemezdim. Peki. Ben de sana bir söz vereyim kızım. Benim oğlum Lakşa'yla senin arana asla girmeyecek. Şimdi oğlumu eve geri getir. Peki. Yenge. Parinita yengeden bunu atmasını ister misin? Lütfen.
Ama bir şeyi anlayamıyorum. Svara'ya o videoyu nasıl çektirdin? Sarhoşken yaptıkları tamam. Ama oruçluyken onun nasıl aklını başından aldın? Çünkü benim başka çarem yoktu yenge. Peki ama neden hiç şüphelenmedi? Evet. Çünkü her şeyin arkasında Sanskar var sanıyordum. Sanskar değişince de başına gelecekleri tahmin edemedi. Şaşıracağını biliyorum. Senden hoşlanıyorum. Ama seninle evlenemem. Evet, ben madde kullanıyorum. Kayıttan sonra Svara'yı uyuttum. Hiçbir şey hatırlamasın diye. Svara. Svara uyan. Günaydın. Günaydın. Olanlardan sonra da onu mabede götürdün ve öldürmeye çalıştın. Şuna bak. Aşkından öyle delirmişsin ki kendi kardeşini öldürmeye çalıştın. Başka bir seçeneğim yoktu yenge. O benim kardeşim. Ona zarar vermeyi istememiştim. O hayatımın çok önemli bir parçası. Ama Lakşya benim hayatım. Onu elde etmek için çok uğraştım ama... Ama Svara'dan hiç şüphelenmedim. İşte bu yüzden... Bunları yaptım yenge.